Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda kaliteli bir uyku için bilmeniz gerekenleri derledik. Öncelikle şunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Uyku hepimiz için hayati bir öneme sahip. Uykusuz kaldığınızda beyin yorgun olduğundan gün içinde konsantrasyonunuz düşer. Sık sık uykusuz kalmak hafızanızın zayıflamasına neden olur. Uykunuzu alamadığınız günlerde öğrenme kabiliyetiniz azalır. Refleksler zayıfladığı için araba kullanırken kaza yapma olasılığı yükselir. Hatta alkollü araba kullanmaya benzer sonuçlara yol açar. Uykusuzluk iştah mekanizmasını bozduğu için fazla yemenize bu da tabii kilo almanıza yol açar. Kronik uykusuzluk, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet gibi kalıcı hastalıklara neden olur. Uykunun önemini bir kez daha vurguladıktan sonra şimdi de iyi bir uyku için aklınızda olması gerekenleri sıralayalım. Kalkmak için nasıl alarm kuruyorsanız yatmak için de alarm kurun. Yatma ve kalkma saatiniz rutin bir şekilde aynı olduğunda uykuya dalma, uykuyu alamama gibi problemleri yaşamazsınız. Hatta ideali tatil günlerinde dahi bu düzeni bozmamak. Ellerinizin ve ayaklarınızın sıcak olması uykuya daha rahat dalmanıza yardımcı olur. Eğer rahatsız olmuyorsanız çorapla yatabilirsiniz. Yattığınız oda mümkün olduğunca karanlık olmalı. Başucunuzda yanıp sönen saat bile uykunuza olumsuz etki eder. İyi bir uyku için en uygun yatak odası renginin mavi veya açık sarı olduğu biliniyor. Alarm çaldığında kalkmayı ertelemeyin. Alarm ilk çaldığında genelde REM uykusunda, yani derin uykuda oluruz. Diyelim ki alarmı 10 dakika ileri alıp tekrar uyudunuz. Bu süre REM uykusuna dönebilmek için yeterli değildir. Sağlıklı bir uyku olmadığı için de güne enerjik bir başlangıç yapacakken aksine sersemlemiş halde başlarsınız. Yattığınız oda sıcak olmamalı. İdeal olan sıcaklık odanın 15-20 derece arasında olması. Yatacağınız saate yakın egzersiz yapmamanız gerekir. Aksi takdirde metabolizma hızlanacağı için uykuya dalmakta zorluk yaşarsınız. Yatmaya 2 saat kala hareketlerinizi yavaşlatmanız yerinde olur. Yatma saatine 1 saat kala bulunduğunuz ortamdaki ışıkları azaltmak, telefon, televizyon, bilgisayar ekranından uzak durmak uyku kalitenizi artıracaktır. Uykuya dalamadığınız zaman yatakta dönüp durmak sinirlerinizi bozar. Kalkıp sakinleşmeye çalışın. Bir çay kaşığı bal veya yarım çay bardağı limon suyu uyku havasına girmenize yardımcı olabilir. Bir süre kitap okuyun veya pencereden dışarıyı izleyin. Çok zor biliyoruz ama elektronik ekranlardan mümkün olduğunca uzak durun. Evcil hayvanınız varsa aynı odada yatmayın. Gece boyunca saatlerce nefes alacağınız için kedi veya köpekle bir arada olmamanız yerinde olur. En ideal uyku pozisyonu sırt üstü yatmak. Ancak insanların %60'tan fazlası yan yatmaya eğilimli. Bunu değiştirmek için zaten yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Alışkanlığı değiştirmeye çalışmak uykunuzu olumsuz etki edebilir. Yattığınız ortamın sessiz olması çok önemli. Ancak ideal olan ölüm sessizliği değil, beyaz gürültü denen türden bir sessizlik. Kütüphanedeymişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Fısıldayarak konuşma, nefes sesleri, saatin tiktakları gibi sesler uykunuzu etkilemez. Ama oda çok çok sessiz olursa dışarıda bir kuşun ötmesi dahi sizi uyandırabilir. Uykuya dalamadığınızda koyun saymak yerine kendinizi sakin bir yerde hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde yarattığınız sahilde sırt üstü uzanıp hayali dalgaların sesini duymaya çalışın. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de rüya yorumları ile ilgili eğlenceli bir yarışma yaptık. İzlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.